Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem meyveli hem sütlü harika bir pasta tarifi paylaşacağım. Böyle içerisinde hem meyvesi olan, üzerinde de muhallebisi olan harika bir pasta olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 4 adet yumurtayı kabıma aldım. Yumurtaların muhakkak oda sıcaklığında olması gerekiyor. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekliyorum ve mikserle şöyle 1-2 dakika boyunca çırpıyorum. Yumurta ve toz şekeri çırptıktan sonra bu kısımda bir de vanilyayı da ekliyorum. Üçünü beraber 1-2 dakika daha çırpmaya devam ediyorum. Vanilyayı burada eklerseniz daha iyi olacaktır. Kekinizde hiçbir şekilde yumurta kokusu olmayacaktır. Sonrasında içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan mikserle çok az bir çırpıyorum. Sonrasında artık kuru malzemeleri eklemeye başlayabilirim. Toplamda 2 su bardağı un kullanıyorum. Bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim ve ikisini de muhakkak eleyerek ekliyorum içerisine. Ayrıca bundan sonrasında mikser kullanmıyorum. Bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu şekilde kekiniz daha güzel kabaracaktır. Bundan sonrasında dediğim gibi kesinlikle mikser kullanmamalısınız. Böyle bir spatula yardımı ile karıştırabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kek harcı bu şekilde hazır oluyor. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi artık borcamı alabilirim. Borcamın sadece alt kısmını yağladım. Şimdi hazırladığım kek harcını borcama güzelce döküyorum. Eşit bir şekilde de dağıtıyorum. Ben bu şekilde bir borcam kullanıyorum. İsterseniz bu borcam dikdörtgenden biraz küçük ama normal dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Kek harcı yeterli olacaktır. Daha sonrasında şöyle 1-2 kere borcamı tezgaha vuruyorum içerisindeki hava kabarcıkları çıksın diye. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Bir kürdan yardımıyla kontrol ederseniz daha iyi olacaktır. Şimdi muhallebisini hazırlıyorum. 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı şekeri ekledim. Daha sonrasında yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı unu da ekliyorum. Ocağı almadan önce ilk öncelikle çırpıyorum bu şekilde. Bu arada mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Sonrasında muhallebiyi ocağa alıyorum. Sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Katılaşıp bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde karıştırıp pişirmeye devam edeceğim. Böyle kaynamaya başladıktan sonra da ocaktan alacağım. Ocaktan aldığım muhallebinin içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Daha sonrasında artık soğumaya bırakıyorum. Soğurken bir yandan da ara sıra bu şekilde karıştırırsanız hiçbir şekilde topaklanmayacaktır. Şimdi de meyveli kısmını hazırlamaya geçiyoruz. Yarım çay bardağı şekeri tavaya alıyorum. Erimesi için biraz bekletiyorum. Şöyle hafif hafif de karıştırıyorum. Şekeri eridikten sonra içerisine doğradığım şeftalileri ekleyeceğim. Soydum ve ince dilimler halinde doğradım. Şimdi eriyip hafif karamelize olan şekerin içerisine şeftalileri ekliyorum. Daha sonrasında yarım su bardağı kadar da su ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırıyorum. İlk öncelikle şeker biraz sert olduğu için zor olacaktır. Ama ısındıkça tekrardan şekeri eriyecek. İstiyorsanız bu arada başka meyve de kullanabilirsiniz. Ama şeftali ile çok çok güzel oluyor. Şimdi bu şekilde 5-6 dakika boyunca pişirdim. Daha sonrasında içerisine bir yemek kaşığı silme olacak şekilde nişasta ekliyorum. Bu arada istiyorsanız nişastayı şöyle 1-2 yemek kaşığı suyla eritip de ekleyebilirsiniz. Ya da direkt bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Nişastayla beraber de bir 4-5 dakika daha pişiriyorum. Sonrasında da meyveli sosu ocaktan alıyorum.
Keki de fırından çıkarttım bu arada. Bir çöp şiş yardımıyla üzerine delikler açıyorum ve bir su bardağı sütü üzerine güzelce gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde döküyorum bir kaşık yardımıyla. Sütün de ılık olması lazım. Çok soğuk bir süt olmaması gerekiyor. Şeftalili sos da şöyle biraz ılımıştı. Kesinlikle çok sıcakken üzerine eklemiyoruz. Biraz ılıdıktan sonra kekin üzerine şeftalili sosu alıyorum. Böyle her yerine gelecek şekilde ekliyorum. Yalnız 3-4 yemek kaşığı kadar sostan ayıracağım üzerine süslemek için. Geri kalan hepsini kekin üzerine ekliyorum. En son da üzerine hazırladığım muhallebiyi ekliyorum. Kesinlikle muhallebinin de güzelce soğuması lazım. Onu da her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bir su patula yardımıyla da üzerini düzeltiyorum. Artık pasta hazır. Şimdi güzelce dinlenmesi lazım. En az 2-3 saat boyunca dinlendiriyoruz. Eğer isterseniz bir gün öncesinden yapıp da diğer güne de servis edebilirsiniz. Ben bir gün boyunca pastayı dinlendirdim. Şimdi üzerinden streçi kaldırıyorum ve ilk öncelikle dilimlemeye başlıyorum. Dilimledikten sonra üzerini de süsleyeceğim. Böylece servise hazır hale gelecek. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi böyle güzelce dilimliyorum. Bu arada dilimlerken bıçağı her defasında suya batırıyorum. Bu şekilde daha kolay dilimleniyor. Üzerini de şeftalili sostan ayırmıştım. Biraz biraz dilimlerin üzerine sostan ekliyorum. Bu şekilde üzerini süslüyorum. Sonrasında isterseniz Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Görüntüsü de gayet güzel oluyor. Artık meyveli ve sütlü pasta servise hazır. Üzerini de süsledik ve dilimledik. Şimdi servis tabağıma bir dilimini alacağım. Böyle gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde borcamdan çıkıyor. Servis etmesi de çok kolay. Arasında şeftalisi, altında keki, üzerinde de muhallebisiyle çok güzel bir pasta oluyor. Hem de çok hafif. Gerçekten çok lezzetli. Şeftali de pastaya ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi şöyle bir çatal yardımıyla kıvamını, dokusunu da göstereceğim. Bu arada dediğim gibi istiyorsanız farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.